hareketinde. İsabetli atamalarının dışında çok büyük sayıda yandaşlarını üçlü kararnamelerle üst kademe yönetimine atadı. Ben soru önergesi verdim. Süresi geçti. Kaç kişi atadınız diye, nereden nereye atadınız diye, pozisyonları neydi diye cevap vermediler. Yazılı cevap vermediler. Sözlüye geçecek diye geçen hafta itirazımı koydum ortaya. Dedim ki ben bu soru önergemi çekiyorum. Tekrardan vereceğim. Bugüne kadar yapılan atamaların listesini istiyorum. Büyük bir ihtimalle yine vermeyecekler. Vermiyor. Ama bunu kalkıp da kamuoyu önünde deşifre edeceğim. Bir konuda kimse var. Kusura bakmasın. Doktorum, biz de parti olarak bunu sorduk basının önünde. Açıklama yaptık. Dedik ki göreve geldikleri 3 ay. 3 ayda görevde bulunmadı. Bu arkadaşlar meclis 3 ayda tatil yaptı. Tabii ki. Yani o da işin başka acı bir tarafı. 3 aylık icraatları döneminde ne yaptı bu arkadaşlar? Sadece atama mı yaptılar? Kimleri? Sözleşmeli birçok personel aldılar işe. Aynen öyle. Ve 4,5-6 milyar arasında maaş ödüyorlar bunlara. Kitlere ne kadar aldılar? İsim bazında da bakılsın o atananlara. Evet. Banka, iki tane banka var. Kooperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası. Kimler alındı? Kimlerin yandaşıdır bunlar? Lütfen bunları açıklasın, kamuoyuna paylaşsın dedik. Biz bunları. Ama maalesef tabii ki siz mecliste olmanıza rağmen, soru önergesi vermenize rağmen size bildirmediğine göre, demek ki bu arkadaşlar ne halkı dinler, ne bir milletvekilini dinler, halkın temsilcisi olarak sizi dinler bu arkadaşlar. Bildiğini yapar. Bu tanıdık yüzlerdir. Şimdi ne ilktir ne de sondur bu arkadaşların bu icraatları. Bu arkadaşların bugüne kadarki yönetim şekli bu. Onlardan da geçtim. Son dönemde hukuku da dinlememeye başladı. Onu yani şu o çok önemli bir olay. Oydu. Adaleti, hukuku dinlememeye başladılar ve bunu açıkça da ifade ediyorlar. Evet. Tamam, bu konuya özellikle vurgulamak istediğim konu. Reklam arasından sonra girelim. Çünkü konuşulacak çok şey var bu konuda. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına giriyoruz. Daha sonra yine birlikte olacağız. Ascan Sigorta. Arabanız, eviniz, iş yeriniz için 1962'den beri sigortacınız. Telefon 2276 444 2283 333. Kırk yıllık tecrübesiyle Tavukçuoğlu Metal sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Lefkoşa Merkez Tesisimiz ve Güzelyurt'taki şubemizle yıllarca kaliteden taviz vermeden son teknoloji ve modern tesislerimizde kusursuz ve hataya yer vermeyen üretimlerimizle sektörün lideri metalde çözüm ortağınız olduk. Uzman kadromuz, üstün teknoloji ve donanımlarımızla siz değerli halkımıza Perforje'den sandviç panel kaplamaya, çelik bina imalatından balkon korkuluk ve gölgelik imalatına, paslanmaz çelik depolardan otomatik sarmal kapı ve garaj kapılarına, sineklik ve panjurlardan her türlü alüminyum doğrama işleri için siz değerli halkımıza hizmet vermekteyiz. 40 yıllık tecrübesi, %100 yerli üretimleriyle Kıbrıs'ın tercihi Tavukçuoğlu Metal.
Şeker sigortada, motorlu araç, konut sigortası, iş yeri sigortası, ferdi kaza sigortası, hayat kredi sigortası, nakliyat sigortası, sorumluluk sigortaları, mühendislik sigortaları yapılmaktadır. 444-0404. Şekersiz yola çıkmayın. Girnemiz değişmeye, biz de o değişime ayak uydurmaya devam ediyoruz. Nord Rezidans ile modern mimarinin öncüsü olacak, kaliteli yaşamın kapısını açacaksınız. Teraslarda jacuzzilerinden, kat bahçelerine, iki katlı kapalı otoparklarından üstün güvenlik sistemlerine, dağ ve deniz manzarasından akıllı ev sistemlerine ve daha binlerce özelliğe sahip Nord Rezidans ile şehrin göbeğinde yaşam mimar ediyoruz. North Power Property. İletişim 0392 444 06 77. Yıllardan beri süre gelen alışkanlığınız, son teknoloji tesislerde el değmeden üretim yapan şahfırını sizlerin sofralarını süslemeye devam ediyor. Kalite ve hijyenden ödün vermeden üretim yapan şahfırını siz değerli halkımızın unlu gıdaya dair tüm ihtiyacını karşılıyor. Daha bitmedi. Köy ekmeğinden tahınlıya, pirahudan zeytinliğe, pastırmadan peksemete. Hepsi Göçmen Köy Şah Fırını'nda. Tüm tuzlu kurabiye, şekerli pasta ve pastiş çeşitleri ise Boğaz Şah Fırını'nda. Yıllardır güvenerek tercih ettiğiniz yerli alışkanlığınız Göçmen Köy Şah Fırını. Mucizesi zeytinyağlarını kullanıyorsanız, son sistem makinelerle hizmet veren Karşıyaka Yağ Fabrikası'nda birçok aşamalardan sonra sofralarınıza gelen yağları tercih ediniz. Gerçek et, gerçek üstü lezzet. Nero Et Dönerci de sizleri bekliyor. Taktiklerimizle zaman kaybetmeyin. Etin en lezzetli, dönerin en eşsiz hali. Nero Et Dönerci. Eşsiz. Kıbrıs'ın ilk konsept et dönercisi. Nero Et Dönerci, Girne Ziya Rızkı Caddesi, numara 341'de. 444-63-76.
Onlarca marka, binlerce ürün. Adanın en büyük yapı marketi Demirbilek Yapı Marketlerinde bol çeşit, uygun fiyat ve kampanyalar sizleri bekliyor. Demirbilek Yapı Market. Hanımefendi, kapatıyoruz. Demirbilek'in dev mağazasında zaman kavramını kaybedeceksiniz. Yurt dışı seyahatlerinizde beklenmedik durumlara karşı Zirve Sigorta yurt dışı seyahat sağlık sigortasını sizlere sunuyor. Üstelik tüm tedavi masraflarınızı, seyahatinizin iptali durumunu ve dahası kaybolan bagajınızı ödüyor. Dünya için 20 liradan başlayan fiyatlarla. Zirve Sigorta, tüm sigorta ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızda. Değerli izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Çok önemli bir konuya değiniyorduk reklam arasına girmeden. Yargının taraf olduğu iddiaları bir ara gündemimize düştü. Siyaset alıyor bir kararı, diğer taraf muhalefet mahkemeye götürüyor, mahkemede ters yapıyor, uygun görünmüyor bazı uygulamalar. Bu sefer yargı hedef noktasına getirildi. Bu konuyu biraz konuşalım, biraz da bu konuda görüş alalım. Evet. Tam da bu konuya girdiğimizde konuyu kapattık ve reklama girdik. Esasında çok ciddi bir konu çünkü memlekette görünen o ki dayanabileceğimiz tek dayanağımız daha doğrusu bütün olumsuzlukların karşısında yargıdır. Gidebileceğimiz başka liman yok. Sığınabileceğimiz tek liman yargı. Ve son zamanlarda yargının verdiği kararlara baktığımızda, hükümetin aldığı kararlarla ilgili verdiği kararlara baktığımızda uygun görmediklerine çok rahat bir şekilde dur, yanlıştır bu diyorlar. Biraz daha geri gidersek, birkaç sene önce Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki o çatışmalara baktığımızda büyük rezaletler yaşamışlardı ve başkanlık seçimi mahkemelik olmuştu. Hem de iki sefer mahkemelik olmuştu. Günün sonunda yargıdan çok ciddi bir tokat yemişlerdi ve şimdi ombudsmanlık yapan Sayın Emine Dizdarlı çok da ciddi bir ders verdiydi. Yargı kararını açıklarken ben gidip orada durdum ve dinledim. Böyle mahkemeye gidip de bir şeyleri dinlemek gibi bir adedim yoktur. Mecbur olmadıkça inşallah düşmez yolumuz deriz de. Orada gidip de dinledim ve yargının kararını dinlerken yani çok ciddi bir ders içerdiğini de gördüm orada. Aklınızı başınıza toplayın. Bu kafayla bir usta bir memleket zihniyetiyle ki bu laflarda kullanıldı. Bir usta bir memleket zihniyetiyle devlet memleket yönetemezsiniz. Burada hukuk kuralları vardır. Bu hukuk kuralları zayıf olsa da bazı noktalarda bu ülkenin, bu halkın haklarını korumaya yeterlidir. Mesajları açık ve net bir şekilde verildi. Ve hepimiz o süreci hatırlarız. Ondan sonrasında Lefkoşa Belediyesi'nde tantanaları vardı. Orada da yargıda bir takım mesajlar verildi. Ondan sonrasında ilk kez o süreçten sonra siyaset yargıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı ve yargı bir kez daha durum, bir yerlerde yanlış bir şeyler var, eksik yanlış giden bir şeyler var dedi. Üst üste birkaç sefer olunca bu sefer siyasilerden, daha doğrusu mağdur olan siyasilerden, aldıkları kararlar ters yüz edilen siyasilerden bir takım yargıyı itham altında bırakan, zan altında bırakan ifadeler gelmeye başladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu kaçış yolu mudur, yoksa bir savunma mekanizmasıdır, yoksa tabii kasten yapılan bir girişimdir bu ama siyasetin bu noktaya gelme hakkı var mı her şeyden önce? Ben başlayayım. Siz buyurun başlayın, mecliste olarak, meclisin bir milletvekili olarak. İyi ki vardırlar. Yargı. Yıllarca bu ülkeyi yönetenler, yıllarca ombudsmanı da atamadılar. Evet, o da ayrı bir dert. Ne için? Niye? Ve bunun hesabını verdiler mi? İşte bizim hükümet kurduğumuz dönemde atadığımız ombudsmanın da ortaya koydukları ortada ki daha dün açıklandı bir anket, ülkenin en güvenilir kurumlarından birisi. Ve gerçekten
gerçekten en güvenilir kurulma bu ülke yönetiminde söz sahibi olup da ülkeyi çok iyi idare ettiğini zannedenlere son dönemde hukuk vasıtasıyla verilen dersler ülkemiz açısından büyük kazançtır diye düşünüyorum. Siyasi tatile girdi bu meclis. Bu hükümet o dönemde kuruldu. Hemen hemen aldığı kararların tamamı yargıdan döndü. Ciddi kararların, büyük kararların. O seyri sefer affı ki artık halkın tabiriyle yalama oldu. Kısa süre önce çıkarıldı. Ödeyenler enayi, ödemeyenler kazançlı. Bundan sonra ben de ödemeyeceğim. Kararname ile adamlar bunu uygulamaya koydu. Döndü yargıdan. Muhaceret affı. Yasal düzenlemesi bitti bitmek üzeredir. Biraz daha bekleyip de yasayla bunu uluslararası kurallara, kriterlere göre uygulasalar olmaz mıydı? Bu da yargıdan döndü. Ve ne oldu? Hem kendi itibarları zedelendi, otoriteleri bozuldu. Hem de gerçekten vatandaşlık hakkı elde eden insanlarımıza ciddi bir travma yaşatıldı. Bu yasal düzenlemeyle yapılsaydı ve gerçekten hak sahibi olanlar bu vatandaşlıkları alsalardı daha doğru olmaz mıydı? Ve bu travmayı yaşamasalardı. Şimdi tabii ben üzülüyorum, bu insanlara da üzülüyorum. Vatandaş yaptım seni diyorsun. Güvenlik soruşturmasını, sağlık soruşturma şeyini almadan ondan sonra da dönüp seni vatandaşlığını iptal ettim diyorsun. Günah bu insanlara da günah. Devlet otoritesine de yazık. Ciddiyetten uzak. Yine emirnameler. Vatandaş ayağa kalktı. Biraz hani ne bileyim bu böyle bir yapılaşma bu ülkeyi nereye götürecek? Turizm ülkesi dediğimiz bu ülkeyi imar yasaları çıkarılmadan kişiye özel emirnamelerle idare ettiklerinde nereye götürecek? Başka bir olay. Koordinasyon ofisi anayasadan döndü. Yani bunlar biraz geride kaldı ama günlerce tartışıldı. Sokaklarda insanlarımız günlerce tepki koydu. Buna rağmen ben yaparım olur şeyiyle anlayışla gittiler. Yargıdan döndüler. Ne oldu? Kim kaybetti? Kim kazandı? Bana sorarsan ülkenin geneli kaybediyor. Çünkü yani demektir ki siz devlet olamadınız. Demektir ki siz bir hukuk devleti değilsiniz. Onun için yani siz de yapanın yanına kar alır. İdare yasasını bile eleştirecek noktaya geliyorsunuz ve bu ülkede huzuru, adaleti, hukuku sağlayacağınızı iddia ederek yönetime talip oluyorsunuz. Bu son 6 aylık dönemde maalesef iktidarda bulunan azınlık hükümeti, ben buna biraz da Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve müttefikleri hükümeti diyorum. Her konuda sınıfta kalıyor. Maalesef ülke insanımızı da moralini bozuyor. Bir takım insanlarımızı da rencide edici israflarda bulunuyor. Şimdi çok ilginç bir durum. Suyun arkasından elektriğin getirilmesi gündeme geldi. Enterkonekte sistem hikayesiydi. Esasında yanlış bir yaklaşım da değil. Baktığımızda dünyada en azından gelişmiş ülkelerde belli bir sistem uygulanıyor. Amerika'ya baktığımızda Kanada ile Amerika arasında bu sistem var. Her ne kadar ayrı dursalar da Avrupa Birliği'nin içinde bütün ülkelerde var. Türkiye'nin Kıbrıs'a gelmesinde bir sakınca olabilir mi? Bence olmaz. Bizde kankrene dönüşmüş bir Kıptek var. Sorunları bitmez. Mevcut kapasitesinin %30 ile çalışır. Dünya kadar sorunla boğuşur ki zaman zaman detaylara girmeyeceğiz. Girersek program yetmez. Diğer taraftan aksanenin bir bela var başımızda. Ki elektrikteki sorunların esas sorumlusu odur. CTP döneminde geldi girdi. Çıkmadı gitti.
Tabii bunu şartlar deniz, denize düşen yılana sarılır misali olan bir olaydı o. Yani onu da kabul etmek. O günleri göremedik. 96'ya kadar yattık. Rum tarafından elektrik aldık. Bir kuruş para ödemedik adamlara. Sonra da elektriksiz kalınca. Yetti bu kadar deyince. Şimdi bir fatura çıkarttılar bize. 2 milyar 150 milyon euronun üzerinde elektrik borcumuz var faizleriyle. Yani ciddi bir rakam. Boşuna giden bir rakam değil. Boşuna. Bunun sonunda ne olur, nasıl bir yani nasıl bir muhasebe yapılır da bu sorun çözülür bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle doğalgaz pastasından gelecek olan ve taraflara düşecek olan paydan anlaşabilirsek oradan taksit alacaklar onu da bizden. Şimdi memlekette elektrik sorunu çok ciddi bir sorun ve biz görünen o ki yakmadığımız elektriğin parasını da ödüyoruz. Mesela birçok kuruma teşvik veriyorlar. Adamlar çatır çatır elektriği 24 saat kullanıyor. Ödemesi gereken halkın ödediği rakamı çok altında bir rakam ödüyor. Ödemediği rakam da halka fatura ediliyor. Paşa paşa onu da ödüyoruz. Bu gibi durumlarda ki bunu elektrikçiler bize burada önceleri söylemiyorlardı ama artık son zamanlarda onların da canına tak ettiği ve itiraf ediyorlar. Büyük bir sıkıntı. Bir yerde halk burada söğüşleniyor. Yani bir yerden kaçak varsa veyahut da bir yere rant sağlanıyorsa o rantın bedeli halkın cebine sabit faturalarla yansıtılıyor. Günün sonunda ortaya böyle bir yaklaşım çıktı. Yani interkonekte sistemde Türkiye'den Kıbrıs'a elektrik gelsinden değil. Yani gelmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ama politik açıdan bunun değerlendirmesini farklı yapıyor birileri, ekonomik açıdan farklı yapıyorlar. Siz nasıl düşünürsünüz bir parti başkanı olarak? Elektriğin buraya gelmesine ama 2024 yılına kadar aksa var burada. Peki bu süreçte elektrik diyelim 2020 yılında buraya geldi. Altyapıyı kurdular ve geldi 2020 yılında. 150 milyon dolar. Çok da büyük bir para değil esasında. Evet. Şu açıklamayı da yapıyorlar. Yani Kıptek'ten falan vazgeçecek değiliz. Bir yerde yedek olarak bekleyecek her zaman için. Böyle bir süreç yaşanırsa Aksa'nın defterini dürüp de kusura bakma arkadaş buraya kadar da hadi Allah geri derler. Derler. Demeleri de lazım zaten. Bence demeleri lazımdır. Çünkü yüksek bir rakam ve alım garantisi vardır orada. Esas nokta odur. En büyük sıkıntı odur. En büyük sıkıntı odur. Havaya giden elektrik vardır. Fazlalığı veriyor havaya zaten. Artı elektrik kurumu Kıptek'in biz yetkililerle de görüşme yaptık bu konuda. 6 ünite daha devreye sokarsa iş çözülür. Bizim tarafın bütün elektrik enerji sorunu ortadan kalkar. Şimdi böyle bir sistemin buraya gelmesi uygun olur mu olma mı? Sonra esas nokta Sayın Bakan oraya gidip bir imza attı. Nedir attığı imza nedir orada? İçerik belli değil orada. Bir sıkıntı var orada. Niyet anlaşması. Niyet anlaşması. Sonradan niyet mi? Niyet sonradan yani kapsamı niyetler içeren bir protokol. Ve farkındaysanız 2-3 gün ertelendi de. Sadece elektrik değil ha. Enerji anlaşması. Doğru enerji anlaşması. İşte içeriğini halkına paylaşmıyor bu arkadaşlar. Nedir bunun içeriği? Enerji konusu. Nedir enerji? Gaz çıkacak. Kapsamı gaz daha sonra içinde detaylandırılacakmış. Daha detaylandırılacak ve daha sözcüğü daha fazla. Şimdi bu elektriğin gelmesi buraya sadece bizim için mi geliyor? Yoksa komşumuz olan Rum tarafı da mı var bu işin içerisinde? Bunları hep bizim düşünerek hareket etmemiz lazımdır diye düşünüyorum ben. Rum tarafından bir itiraz gelmedi bu konuya. Gelmeyecek tabii. Su konusu da aynıdır. Su konusunda çok, da ne yaptılar acaba 64'ten beri Serhatköy'de su konusunda bizim aldığımız bilgi su da veriliyor. Serhatköy'den bizim taraftan. Evet, böyle bir bilgi geldi bize. Ne kadar doğrudur onu bilemem tabii ki. Ama böyle bir bilginin gelmesi verilsin. Yani ben insani yönden bakarım. İnsani yönden bir gereklilikse verilecek. Elektrikli su da verilecek. Gelir elde edilecek ama bu önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın bir yatırımı olarak görüyoruz biz bunu. Yoksa 50 yılın, 100 yılın. Veya 50 yılın veya 100 yılın. Tabii buradan bu sunun gelip İsrail'e gitmesi konuşuluyor. Bu elektriğin buraya gelip başka nerelere gideceği muamma olmasına rağmen
olumlu bir adım olarak görüyorum ben bunu. Parti siz, olarak. Siz? Şimdi tabii ki geçen haftalarda bu genel görüşmesi yapıldı mecliste, biliyorsunuz bu elektriğin. Yani çok detaylandırılmadı. Tartışıldı ama ve biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yani internet konnekte sistemi savunuyoruz. Olması gerekir diyoruz birçok sebeplerden dolayı. Ama burada esas önemli olan bu interkonnekte sistem çift yönlü çalışacak mı? Hı. Yoksa sadece Türkiye'den buraya elektrik getirecek mi? Tabii bu ayrıntılar yok. Bizim burada istediğimiz uluslararası yapıda olduğu gibi çift yönlü çalışacak. Ki bunun da esas amacı nedir? Ülkemizde en büyük enerji kaynağı güneş. Ben inanıyorum ki solar sisteme geçtiğimizde gün gelecek biz bu sistemle elektrik de satabileceğiz. Benim bu kişisel inancımdır. Olacak da diyorum. Çünkü gerçekten yılın 365 günü enerji üretebileceğimiz bir yapımız var. Güneş enerjisi. Ve üstelik de temiz bir enerji. Çevreci. Parasal yönünü bir yana bırakalım. Yatırım şeklini bir yana bırakalım. Her gün şikayet ettiğimiz çevre kirliliği, her gün şikayet ettiğimiz sağlık sorunlarımız, bunun başında kanser geliyor. Çok önemli bir bu katı yakıtlarla elde edilen enerjide. Bu nedenle bu interkonnekte sistemi kurulacak, kurulurken ciddi bir görüşme, anlaşma yapılacak. Niyet anlaşması değil sadece. Karşılıklı haysiyetli bir anlaşma yapılacak. Ve biz de bu sistemin bir öznesi olacağız. Yani bir tarafı olacağız. Bizim istediğimiz anlaşma bu. Bugünkü hükümet ne yaptı? Bilerek veya bilmeyerek. Veyahut da belki hiçbir çalışma da yapılmadı. Gitti oraya bir iyi niyet enerji anlaşması imzaladı geldi. Şimdi bunu görüşüp esaslarına bağlamak. Yani ileride sorun yaşamayacağız. Gerek fiyat konusunda, gerekse biraz önce diğer konuştuğumuz enerji kaynaklarının transferi, kullanımı konusunda mağdur olmayacağımız hiç şekle sokalım. Bizim istediğimiz bu. Elbette. Bu güneş paneli işi tam bizim memleket içindir. Belli bölgelere, bölgenin özelliğine göre 3 megawatt, 2 megawatt, 5 megawatt neyse elektrik santrallerinin kurulması gerekmektedir. Rüzgar enerjisi de aynı şekilde. Rüzgar takviyedir sadece onlara. Yani bir alternatiftir ama güneş kadar. Güneş kadar güneş değil. Güneş daha etkili. Bir etkili. Şeye bakıyorum. Avrupa'daki değerlere yani bakıyorum. Şimdi bizim rüzgar alan bölgelerimiz sınırlıdır. Nükleer ve nükleer enerji ve güneş enerjisini kullanım ön plana çıkıyor. Tabii bunu depolama var. Depolama. Şimdi akülü sistem. Şimdi belli bir yasa çıkardı zaten Ekonomi Bakanlığı bu konuda. Şimdi takılan sayaçlar giriş çıkışı vardı. Evet. Üretileni verecek elektrik kurumuna, gece kendisi alacak. Öyle. Tamam mı? Evet. Mahsuplaşma yoktur ama. Var. Başlamadılar. Sene sonu yapılacak o. Şimdi yapılıyor. Benim yani şu anda kullandığım bir sistemim var ve mahsuplaşma var biliyorum. Yani. Başladı mı? Kurdum. Evet başladı. Sadece büyük işletmeler için, yani oteller için falan bunu henüz yasallaştırılmadı, kabul edilmedi. Bunun da sebebi bu sistem mevcut kullanım hacminizin ancak %10'u kadar üretim yapabilir. Olabilir. Ne örneğin 330 megawattlık bir ihtiyacımız var. Bizim ancak %10'u kadarına izin verebiliriz. Aksi takdirde o bahsettiğiniz gündüz gece farkından çıkacak sorunlarla bu sistem çöker. Peki. Bu da tabii interkonnekte sisteme gidişli gelişli bağlanırsak, o büyük havuza bağlanırsak böyle bir sınırlama olmayacağı için daha süratli, daha geniş kullanılabilecek. Yani bahsettiğiniz şirketlere bu izin verilebilecek. Bugün
30 küsur megawattlık bir şey söz konusu kontenjan. Bu yarısı hemen hemen kullanıldı. 15 megawatt. O kadar süratli bir şey var bu konuda. Yani nasıl ki eskiden camlara su ısıtıcı sistemleri kurardı. Evet, cam paneller var. Yani bu önümüzdeki 3-5 yıl içinde göreceğiz ki ev projeleri yapılırken çatılarına da bu girecek. Çünkü gerçekten benim bu sistemi kullanmaya başlamam aşağı yukarı 6 ay 7 aydır.